Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte tahmin ettiğiniz üzere son birkaç gündür Ben 10 hayvan görünümlü uzaylı serisinin devam videolarıyla karşınızdaydım. Bugün ise bu seriyi sizlerle birlikte bitireceğiz. Evet, bugün sizlerle birlikte Omniverse serisinde görmüş olduğumuz hayvan görünümlü uzaylıların listesini yapacağız. Ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, listemize başlamadan önce sizlere videonun başında kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. Açıkçası bu bilgilendirme kendim hakkında bir gelişme de diyebilirim. Aslında birazdan detaylı bir şekilde izleyeceğiniz bu videoyu ben tıpkı diğer stok videolarım gibi hazırlamış ve telefonumda kaydetmiştim. Hatta emin olun bu videonun ilk ve farklı versiyonu telefonumda, hatta telefonumda kayıtlı olan programda bile yer alıyor. Ancak ben aksiliklerin adamı olarak yine bir aksilik yaşadım ve ne yazık ki o videoyu kullanamadım. Birçok kez kanalıma yüklemeye çalıştım ancak video biraz sorun yaşattı. Bu sefer ben de epey bir düşündüm. En sonunda yavaş yavaş artık bilgisayardan video yapmam gerektiğini anladım. Bir yandan doğrusu şu yandan da hemfikirim. Bu benim için bir ilk olacak. Yani ilk defa YouTube'a başladığım günden belli ilk defa bilgisayardan bir video çekiyor olacağım. Ve bu eminim benim için çok zorlayıcı olacaktır. Ama eğer sizler şu anda sıcacık evlerinizden oturduğunuz yerde bu videoyu izleyebiliyorsanız ve göz zevkinizi bozmuyorsa demek ki ben bir şeyleri başarmışım demektir. Dediğim gibi teknik bir sorun yaşadığım için ilk defa bilgisayardan bir video çekiyorum. Aslında bunun da haberini sizlere bu videoda vermek istedim. Bu benim ilk bilgisayarda yaptığım video olacak. Umarım elimi yüzüme bulaştırmam ve umarım sizler keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kim bilir, olur da elim alışırsa yakında bütün videolarımı bilgisayardan da yapabilirim. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 10 numara şok koca ayak. Çok koca ayak mı? Tamam. Çok koca ayak Peterson gezegeninden bir Gymnopithecus'un DNA örneğidir. Omniverse serisinde koca ayak benzeri bir uzaylı görünümüne sahipti. Bunun yanı sıra sarı ve siyah bir kürkü vardı. Açıkçası kendisinin tam olarak elektrikli bir maymuna benzediğini söyleyebiliriz. Bana kalırsa şok koca ayak bir tür koca ayağa, daha doğrusu bir tür maymuna fazlasıyla benziyor. Haliyle bundan dolayı da bu listeye girmeyi fazlasıyla hak ediyor. 9 numara Blox. Benim Omnitrix. Merhaba. Tanımadın mı? Blox. Bak bu çok kullanışlı. Sana verileni kullanmayı becer yeter bile. Yavaş, duyabilirler. Blox, Polymunus gezegeninden bir Segmenta sapien'in DNA örneğidir. Açıkçası Blox'un temelde herhangi bir hayvana benzemediğini söyleyebiliriz ve bu durum zaten de böyle. Ancak kendisinin vücut şekli bir hayvana fazlasıyla benziyor. Kendisi yarı organik polimer cilde sahip organosilikon bazlı bir yaşam formuydu. Blox'un varsayılan görünümü çoğunlukla kırmızı, sarı ve mavi bloklardan oluşan bir gorile fazlasıyla benziyor. Çünkü dikkat ederseniz kendisinin ayakları kısa ve kolları vücudunun çoğunu dengeleyecek kadar büyüktü. Tıpkı bir goril gibi. 8 numara Çarpan Çekirge. Çarpan çekirge bilinmeyen bir gezegenden gelen bir ortopterenin DNA örneğidir. Çarpan çekirgenin adından ve görünümünden tam olarak neye benzediğini hemen anlayabiliriz. Kendisi seri içinde oldukça büyük bacakları olan bir çekirge ile peygamber devesi karışımına büyük ölçüde benziyordu. Ayrıca tıpkı çekirgeye benzer bir renk şemasına ve zıplama yeteneğine de sahipti. 7 numara Ball Weevil. Bunu hayır olarak kabul ediyorum. Weevil. Tabii ki küçük adamlar büyük adamları her zaman enerji ışınlarıyla yenerler. Ball Weevil, Atreus 0'a ait bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. Kendisi seri içinde boyut anlamında oldukça küçük bir uzaylıydı. Büyük siyah gözleri ve yeşil göz bebekleri olan küçük sarı böceğe benzeyen bir tür uzaylıdır. 4 keskin uçlu bacağı ve büyük bir gagası vardı. Ayrıca büyük bir çift antene de sahipti. Ayrıca tıpkı bir bok böceği gibi yeşil bir enerji topunun üzerine yuvarlanarak bu enerji topunun düşmanlarını ateşleyebilirdi. Elbette Ball Weevil'ın bok böceklerinden tek farkı Ball Weevil'ın enerji topu oluşturuyor olması. Şaka bir yana dostlar, Ball Weevil gerçekten bir bok böceğine benziyor. 6 numara Valkatrut. Akış bağlantısı. Sonucu bilmediğiniz belli. Valkatrut, Gily Primrose Prominence gezegeninden bir Arctoprembloidin DNA örneğidir. Gerçekten bu isimleri kim buluyor bilmiyorum ama bu isimleri bulan kişiyle gerçekten bir yüz yüze konuşmam gerektiğinin farkındayım. Abi bu nedir ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Neyse, bu uzaylımızın da kolları yerine kısa yüzgeçleri, köpek balığı benzeri bir sırt yüzgeci ve bir çift ince küçük cılız bacakları olan mavi balığa benzeyen bir uzaylıdır. Kendisi seri içinde oldukça küçüktü ve kaygan bir cilde sahip olmasının dışında herhangi bir yeteneği olmayan bir uzaylıydı. Bana soracak olursanız kendisi küçük bir köpek balığına fazlasıyla benziyor. 5 numara Monstage. Bu daha iyi. Hangi açıdan? Rahatla. Omnitrix hazır olur olmaz uçuşa geçeceğiz. Vay canına, Monstage. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Monstage, bilinmeyen bir gezegenden gelen bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. Monstage, iki küçük kulakları olan yeşil ve siyah tulumlu kemirgen bir uzaylıdır. Büyük sarı bir bıyığı, kunduz benzeri dişleri ve hafif bir göbeği vardı. Tıpkı bir kunduza benziyordu, bundan dolayı bu listeye girmesi oldukça normaldi. 4 numara Chickenhawk. Niye? Oh! Chickenhawk, bilinmeyen bir gezegenden gelen bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. Chickenhawk'un keskin siyah pençeleri vardı, iri bir uzaylıydı, kısa sarı bir gagaya ve kahverengi tüylere sahipti. Kendisi sizin de anlayacağınız üzere adından ve özelliklerinden dolayı tıpkı bir horoza direkt olarak benziyordu. 3 numara Astrodaktil. Biz bu iş için kesin fazladan ödeme almalıyız. Astrodaktil, Teredüno gezegeninden bilinmeyen bir türün DNA örneğidir. Astrodaktil de tıpkı daha önce bahsettiğimiz insanazor gibi bir dinozor türü uyarlamasıydı. Kendisi Pterodaktil'e fazlasıyla benziyordu. Büyük bir gagası vardı ve bir tür planöre sahipti. Kanatları geri çekilebilir olduğundan uçuşunu istediği gibi gerçekleştirebilirdi. 2 numara Bullfrog. İşte bu. Bilgax'ın intikamı. İyi de bu kadar çok canavarı nasıl durduracağız? Teker teker işlerini bitireceğiz. Bullfrog, bilinmeyen ve yok edilmiş bir gezegenden gelen bir Inkorsiya'nın DNA örneğidir. Bullfrog, 3 parmaklı elleri ve 2 parmaklı ayakları olan insansı kurbağa benzeri bir uzaylıdır. Bununla birlikte tipik bir Inkorsiya'dan çok daha uzun, daha kaslı ve daha soluk tenlidir. Ve daha belirgin bir çene hattına da sahiptir. Yani az önce de dediğimiz gibi Bullfrog'un da görünümünden ve sahip olduğu yeteneklerden yola çıkacak olursak direkt olarak bir kurbağa parodisiydi. 1 numara Vampire. Formu DNA'sı analiz edildi. Elde etme tamamlandı. Geri çekil Hubble. Vampire, Anur sistemindeki Anur Vledias ve Anuransi gezegenlerinden bir Vladat'ın DNA örneğidir. Açıkçası bu listeye Vampire'e eklemezdim. Ancak bu uzaylı seri içindeki yetenekleri ve görünümünden dolayı tıpkı bir yarasaya benziyordu. Kendisi soluk tenli ve keskin sarı dişlere sahip bir tür vampirdi. Bildiğiniz gibi yıllar boyunca birçok vampir uyarlaması genellikle yarasalarla benzeşmiştir. Açıkçası Vampire da bu duruma ayak uydurmuş diyebiliriz. Uzaylı tıpkı yarasalar gibi karanlıkta yaşayan, ışıktan rahatsız olan, ters bir şekilde durabilen ve tıpkı yarasa benzeri kanatlara sahip bir uzaylıydı. Ayrıca seri içinde kendisi yarasa formuna da geçiş yapabilirdi. Bundan dolayı bu listeye girmesi oldukça normaldi. Evet arkadaşlar, böylelikle Ben 10 hayvan yönümlü uzaylı serimizin son videosu da burada bitmiş oluyor. Umarım yaptığımız seriden keyif almışsınızdır. Tıpkı videonun başında söylediğim gibi yine söyleyeyim. Bu video benim YouTube hayatım boyunca bilgisayardan yapmış olduğum ilk videoydu ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Dediğim gibi eğer telefondaki sorunları halledemezsem yavaş yavaş bilgisayara geçeceğim gibi görünüyor. Evet, isterseniz yavaştan vedalaşmaya başlayalım. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.